13 Mayıs'ta kazma vuruldu, harıl harıl çalışılıyor. Hedef Karadeniz'i doğuya ve güneydoğuya yaklaştıracak olan Ovid Tüneli'nin 2015 sonuna tamamlanması. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, çalışmaları yerinde görmek için Rize'deydi. 130 yıllık, bu 130 yıllık bir projedir. İki Potomya'yı, yani güney suyla Mezopotamya'yı birbirine bağlayacak Evgi yolunun en önemli kısmıdır burası. Bu geçişten sonra artık Diyarbakır'a kadar bu yol kuzey-güney koridor olarak devam ediyor. Ama her halükarda biz 2016 içerisinde Ovid'i geçiş verir hale getirmeyi hedefliyoruz. Ovid Tüneli 13 kilometrelik iki tünelden oluşuyor. Amacımız insanımızın yolunu açmak, geleceğini, halkımızın, milletimizin refahını sağlayacak büyük projeleri gerçekleştirmek. Yıldırım çalışmalara da eşlik etti. Binali Yıldırım ilk kez Ovid Tüneli'nde kullanılan jumbo delici aracı kullandı. Yıldırım, işçilerin fotoğraf çekilme taleplerine de geri çevirmedi.